Merhaba hanımlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi iki tane örnek mendilim vardı. Kremini önceki videolarımda paylaşmıştım. Süre uzun olmaması adına siyahını da bir diğer videomda paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi hemen sırayla hepsini göstereceğim, açacağım. Yakından net olarak göstermeye çalışacağım ve fiyat bilgilerini de vereceğim inşallah. Hemen ilk modelden başlayalım. Hanımlar, ilk olarak bu güzel örnekten başlayalım. Evet, aralarda böyle dağlar yaptım. Aralarına da laleler yerleştirdim. Lalelerin yapımını birkaç videoda ayrı ayrı anlatmaya çalıştım. Bu modeli çok seviyorum. Lale modelini çok farklılık yaratıyor bence. Şöyle arka tarafından da görelim. Evet, bu modeli bu sıklıkla yaparsanız da bunun fiyatı bence 75-80 TL arasında olmalı. Çünkü bu aralık gerçekten sıkı. Açarsanız da aralarını ona göre fiyat belirleyebilirsiniz aşağıya çekerek. Bu tabii benim kendi fikirlerim bu fiyatlar. Diğerine geçelim. Evet, en sevdiklerimden yine salkım salkım, üzüm salkımı gibi çok güzel yazmalara çok yakışacaktır. Hatta namaz örtülerinize dahi, küçük mutfak havlularınıza da çok yakışacaktır. Ben aynı zeminden geçmiştim. Üzerlerine de böyle badem yaptım. Bunları badem diyorlar sanırım. Evet, bu şekilde renklendirdim. Bunun da fiyatı bence bana bu model çok da zor gelmiyor. Ben 60-65 TL'ye yaparım diye düşünüyorum bu modeli de. Sonra şuna geçelim. Evet, bu da sık iğnelerle yaptığım bir uygulamaydı. Bu modeli de ayrı seviyorum. Çok eskiden yaptığım bir model. Evet, bu aralıkta bu modelde yapacaksanız bence 65 TL'ye yapılabilir diye düşünüyorum ben. Bir de şöyle arkadan da görelim modeli. Çünkü istiyorlar arka tarafında gösterin diyorlar. Evet. Diğerine geçiyorum. Bu da yine Keloğlan oyasıyla yapmış olduğum bir modeldi. Yine bunu da çok seviyorum. Bunu da komşumun bir model getirmesi üzerine yapmıştım. Aralara böyle çıtır çıtır minik uygulamalarla pırpırlar bırakmıştım. Bunu da çok çok severim. Zaten dediğim gibi size hep sevdiğim modelleri paylaşmaya çalışıyorum. Sevmediğim modeli kesinlikle yapmam da göstermem de sizlere. Bu modeli de yazma hariç, yazma karşı tarafa ait 70 TL'ye yapılabilir diye düşünüyorum bu aralıkta. Bir diğerine geçiyorum. Evet, bu da çok güzel bir çiçek modeli. Aralara böyle marullar koymuştum. Söylüyorum ara sıra bu marulları ben çok seviyorum yapımını. Yeniler de sizlere de çok kolay gelecektir bu aradaki uygulama. Böyle renklerini de bu şekilde seçmiştim. Bu modeli de yine yazma haricinde bence 65-70 TL arasında yapılabilir diye düşünüyorum. Bir diğerine geçelim. Evet. Çok çok beğendiklerimden yine. Yine sizlere gösterdiğim zaman da bu videoyu çektiğimde ilk defa yapmıştım ben de bunu. Bunu da aklıma gelmişti. Bu şekilde uyguladım. Dediğim gibi aklıma geldiği anda hemen örnek mendilime çıkarmaya çalışıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Bu modelde yine tepelere böyle kele olan motifleri kondurmuştum. Çok da güzel oldu. Instagram hesabımda da bunları paylaşıyorum sırayla. Bu modelde çok beğenilmişti. Bu modeli de bu şekilde yapacaksanız bu aralıkta sanırım bu da 60 TL yapılır diye düşünüyorum. Şöyle arka tarafından da modeli göstereyim. Çok güzel bence. Evet. Ben bu örneğe özellikle bayıldım. Ve siyaha çok yakıştırdım bu modeli. Evet, böyle üstlerine minik uygulamalar bırakmıştım.
Evet, bu modelimde Instagram hesabımda paylaşmıştım. Çokça beğenildi bu da. Ben gerçekten çok severek yaptım bunu. Ütülendiğindeki duruşu da harika. Burada şu anda ütülü. Çok güzel duruyor. Kağıt gibi. Bakın, şöyle yandan da göstereyim. Gerçekten kağıt gibi bir duruşu var. Evet, şöyle bir de çevirelim. Netleştirelim. Yeşil ve turuncuyla da üstünü geçtim. Çok da yakıştırdım ben. İnşallah da sizler de beğenirsiniz. Hemen bir diğerini geçiyorum. Evet, bu da çok ses getirmişti. Ve videomu çektiğimde çok çok güzel geri dönüşler aldım. Çok beğenildi. Çok sağ olsunlar izleyenlerden. Hepsine de ayrıca teşekkür ederim. Özellikle yorumlara, düşüncelerini yazan hanım kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Hiç beni yalnız bırakmayan, daimi yorum yapan arkadaşlarım da var. Evet, bu modeli de burada ilk defa yaptım. Çok da beğenmiştim. Renklerinin uyumunu ayrı sevmiştim. Bu modeli de bu aralıkta yapılırsa sanırım 75-80 TL arasında yapılabilir. Şöyle arkadan da gösterelim modeli. Diğer yöne, yani ben sola yapıyorum. Sağdan sola yapıyorum. Sağ tarafa yapanlar arka tarafından da gösterin. Bizler de daha iyi anlayalım diyorlar. O yüzden gösteriyorum. Evet, bu da en güzel, en zariflerinden ve en kolaylarından bir model. Özellikle üstüne basarak söylüyorum, mutlaka yeni başlayanlar yapmanızı tavsiye ederim. Hem yapımı çok kolay hem de çok güzel ilerliyor. Çabucak da bitirebileceğiniz, sonuçtan da bence memnun kalacağınız bir model oldu. Evet, bunu da yazma haricinde ben bunu 45 TL'ye yapıyorum. Çok da güzel oldu. Renklerini de çok sevdim. Evet, geri geri baktığım zaman mendillere anılarım canlanıyor. Evet, bu da yine ekrana da sığmadı. Çok yakından çekiyorum çünkü sizlere. Bu modelde çarkı felek severek yaparım. Aralara böyle pırpırlı kafesler bıraktım. Yine bu da direkt üzerine yapılıyor. Bu modelde yazma haricinde bence 75 TL'ye yapılabilir. Bir diğerine geçelim. Evet, bu da çok güzel, çıtı pıtı. Ama çıtı pıtı olduğu kadar da hemen biten bir örnek değil. Özellikle alt kısmı biraz zaman alıcı. Ama hiç sıkıcı bir yapım aşaması yok. Ben severek yaptım bunu da. Üzerlerine pırpırlarını kondurmuştum böyle. Evet, sıkı biraz. Zürafalarınızın genişliğini ayarlayarak bu arayı da açabilirsiniz. Çok eskiden yaptığım bir modeldi bu da. Evet, bu modeli de ben şu an yazma haricinde 65 TL yaparım diye düşünüyorum. Dediğim gibi alt kısmı zaman alıcı, sıkı bir model olduğu için üstü de çok kısa aralıklarla pırpırlar yapacağımız bir model bu da. Evet, bir diğerine geçelim. Biraz ağır modele ilerleyelim şöyle. Evet, bunu da örneğini çıkardığımda sonuçtan çok memnun kalmıştım ve sizler için de videosunu çekmek istedim. Böyle çok güzel bir değişik bir çiçek. Azıcık da ağır bir model. Şunları da hatırlatayım. Burada bütün örnek mendilimdeki örneklerin her birinin yapım aşamaları kanalımda mevcut. İzleyebilirsiniz oradan da. Bu şekilde pembe şekilde uyguladım. Yeşil ve pembe ile. Bir de şu tarafını çevirelim. Belki ekran görüntüsü almak isteyen olur. Evet. Bu modeli bu sıklıkta yapacaksanız da sanırım yazma haricinde 90 TL'ye yapılabilir diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Çok kolay, gösterişli, çıtı pıtı, sıralı bir örnek. Özellikle düz yazmalarınıza kesinlikle tavsiye ederim ve yeni başlayanlar için de harika bir seçenektir bu bence. Bu modeli de yazma haricinde ben 45 TL'ye yaparım. Devam ediyorum. En sevdiklerimden
papatya andırması için böyle sarı ve beyazı kullanmıştım. Kesinlikle bence papatyayı da andırdı. Çok beğendiğim bir örnek. Biraz da oyalayıcı. Aralarına böyle minik sinek kanatları da bırakıyorum. Sizler, ben 2 adet kullanmışım arada. Siz 3-4 dilediğiniz gibi araları da açabilirsiniz. Eğer bu sıklıkla yapılacaksa, yani ben yapmış olsam bu sıklıkla, bunu da 70-75 TL arasında yaparım diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Azıcık biraz daha ağır bir model. Evet, bu da böyle çilek oyası diyelim. Ben şu kanatları yapraktan yapmayı çok seviyorum. Aralar zaten pırpırlı kuyumcu kafesleri. Şöyle ortalarında da çilekler yapmıştım. Kenarını pembe kullandım ben. İsterseniz içinin rengini aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. O şekilde de yapıyorum ben bazen uygulamalarımda. Evet, bu modeli de bu aralıkla yapılacaksa bence 80 TL'ye yapılır diye düşünüyorum. Devam edelim. Yine kolay, yenilere hitap eden bir örnek. Çok hızlı ilerliyor. Yapım şekli çok güzel. Hiç sıkılmadan yapabilirsiniz. Dediğim gibi hızlı biten bir model. Bu modeli de yazma haricinde ben bunu 45 TL'ye yapıyorum. Bu da sıralı. Instagram hesabıma da koymuştum bunu. İnanılmaz ilgi gördü. Çok beğenildi. Ben böyle sıkı sıkı yaptım. Bu çok sıkı olmuş. Bir tane kafes atlasak olur mu diye düşünüyorsanız da bence kafes atlamayın. Kafesleri yaparken araya bir tane zürafa bırakabilirsiniz. Bu modele bence sıkı yapılırsa yakışıyor, kendini bu şekilde gösteriyor diye düşünüyorum. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Rengini de çok beğendim ben, yeşil ve sarıyla. Siyah yazmaya da bence çok yakışır. Özellikle düz yazmaların için çok çok güzel bir seçenek olacaktır. Bunu da yazma hariç 45 TL'ye yapıyorum ben. Bakalım sırada ne var? Yine bu da çok ilgi gören bir model oldu. Instagram hesabımda da yine bu modelimde yazma haricinde 45 TL'ye yapıyorum. Evet, yeniler için gerçekten çok güzel bir seçim. Mutlaka tavsiye ederim. Bu özellikle ikisini de, hatta şu üçü çok beğendiğim, yapım şeklini de çok sevdiğim, güzel de ilerleyen bir model. Renk uyumunu da ben çok sevmiştim. Özellikle düz yazmalara harika bir seçenek ve yeni başlayanlar için de güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Şöyle arkadan da görelim modeli. Yazma hariç 45 TL'ye yaparım ben. Kelebek modelini komşularıma çift çift yaptım sanırım. Kendime de birkaç defa farklı renklerde uygulamıştım. Çok sevdiğim bir örnek. Komşularımın da çok sevdiği. Hatta daha yeni sipariş vermek isteyen arkadaşım oldu. 5 tane istiyorum dedi. Elim dolu olduğu için geri çevirdim. Nasip bakalım, ilerleyen zamanda inşallah yaparız. Yazma haricinde 60-65 TL'ye yaparım diye düşünüyorum bunu. Evet, şöyle bir de siyahın üzerinde görelim. Son modelim. Çok çıtı pıtı, zarif, harika bir örnek. Bu örneği de burada uygulamıştım. Yenilere kesinlikle tavsiye ederim. Yapımı da kolay. Hiçbir zor tarafı yok. Altı kuyumcu kafesleri, üzerleri de böyle pırpırlarla yaptığım bir uygulamaydı. Renk uyumunu da çok sevdim. Yine bu örnekte Instagram hesabında çokça beğeni aldı. Çok güzel geri dönüşler oldu bu örnek içinde. Her birine, izleyenlere, beğeni yapanlara, yorum yapanlara hepsine ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, bu modeli de 45 TL'ye yaparım. Evet, bütün mendilimdeki bütün örneklerimi gösterdim. Örneklerimin her birinin yapım aşamaları, dediğim gibi, kanalımda hepsi mevcut. Oradan her birini izleyebilirsiniz. İnşallah her biri işinize yarar. Bir sonraki artık yeni modellerle görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.